Şimdi düşünün, İngilizce konuşulan bir ortamdasınız. Herkes bir konu hakkındaki fikirlerini beyan ediyor ve size dönüp "What do you think?" diye sordular. İşte bu soru size sorulduğunda apışıp kalmamak için bu videoyu izleyin. Öncelikle sizin kendi fikrinizi ifade edebilmemiz için 6 tane kalıbımız var. 1. In my opinion, yani bana göre. In my opinion, you are right. Bana göre sen haklısın. 2. I think, bence, sanırım. I think this is very nice. Sanırım bence bu çok güzel. 3. I believe that. I believe that Flop English is a very beneficial channel. Flop English'in çok faydalı bir kanal olduğuna inanıyorum. 4. In my experience. In my experience, life is a long journey. Deneyimlerime göre hayat uzun bir yolculuktur. 5. What I mean is that. What I mean is that you should learn English. Kastettiğim şu ki İngilizce öğrenmen gerekli. İngilizce öğrenmeni tavsiye ediyorum. If you ask me. If you ask me, gerçi sormuyorsunuz ama you should subscribe our channel. Eğer bana sorarsanız bence kanalımıza abone olun. Şimdi kendi fikrimizi bu 6 kalıpla ifade ettikten sonra bazen de toplumun veya da toplumdaki bir grubun fikrini ifade ederken, hani ben değil de onlar böyle söylüyor, böyle düşünüyor anlamında 4 tane kalıbımız var. It seems like inflation is going up. Öyle görünüyor ki enflasyon yükseliyor. Yani ben demiyorum, onlar diyor. Many believe that English is essential. Birçokları İngilizcenin olmazsa olmaz, essential, çok gerekli olduğuna inanır. Some people think that life is easy. Bazı insanlar hayatın kolay olduğunu düşünür. Everybody knows that Ankara is the capital of Turkey. Herkes bilir ki Ankara Türkiye'nin başkentidir. Şimdi gelelim fikrini ifade etmiş olan birisiyle hemfikir olmaya. Yes, definitely. Evet, kesinlikle. I feel the same way. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. I agree with you. Sana katılıyorum. That's a very valid point. Bu gerçekten çok geçerli bir nokta. I think what you said is true. Sanırım, bence söylediğin şey doğru. You're right. Haklısın. Şimdi arkadaşlar gelelim karşıdakinin fikrine katılmadığımızı ama kibarca söylemeye. Niye? Çatışmaktan kaçınmak için. Hem katılmadığımızı kibarca söyleyerek gerilim ortamından uzak duracağız, hem de aynı zamanda itirazımızı yapmış olacağız. I see your point but what about this? Senin anlattığını anlıyorum ama peki buna ne dersin? That's a valid point but what do you think about the inflation? Bu geçerli bir nokta. Peki enflasyon hakkında ne düşünüyorsun? But how about, what about? What about Flop English? Why don't you subscribe the channel? Peki Flop English'e ne dersin? Neden kanala abone olmuyorsun? Anlamında. No offense but you are not right. Yani yanlış anlama, aşağılamak istemiyorum seni ama haklı değilsin yani. You are not right. I understand but personally I think that this is wrong. Seni anlıyorum ama kişisel olarak ben hatalı olduğunu düşünüyorum. Kızma, kavga etmeyelim ama öyle yani. Bu videoda da söyleyeceklerimizin sonuna geldik. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşça kalın.